Merhaba sevgili terazi ve yükselen teraziler. 2018'in ilk ayına, Ocak ayı burç videomuza hoş geldiniz. Bu ay hepimizin tüm burçların alacağı genel etkilerden kısa kısa bahsettikten sonra burcunuzun alacağı detaylı bilgilere geçmek istiyorum. Evet, bu ay Dolunay ve Yeni Ay'ın Yengeç ve Oğlak aksında gerçekleştiğini göreceğiz. Hepimizin ev, aile büyükleri, evle ilgili konularıyla kariyer konuları, başarı ve statü konuları ön planda olacak. Onun dışında gelirlere yoğunlaşmamızı, konsantrasyon sağlamamızı, biraz harekete geçmemizi sağlayacak Akrep Burcu'nda Mars ve Jüpiter kavuşumunu karşılayacağız. Oğlak Burcu'nda bir stellium meydana gelecek. Gökyüzünde Oğlak Burcu'nda Güneş, Venüs ve Plüto kavuşacak. İlişkilerde biraz kıskançlıklar, tartışmalar ve münakaşalar, sonlanmalar eğer ki çürümüş bir yapıysa ilişkiniz meydana gelecek. Ve ayın son önemli, belki de bu senenin en önemli görünümlerinden biri, 31 Ocak tarihinde Aslan Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Şimdi gelin burcunuzun alacağı etkilere bir göz atalım. 2 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir Dolunay bizi karşılayacak sevgili teraziler. Yengeç Burcu sonlanmalar, aile büyükleri, evle ilgili konular ve aile büyüklerimizi anlatan konularla alakalı. Bu Dolunay sizin kariyer alanınıza gerçekleşecek sevgili teraziler. Eğer ki haritanız Dolunay'dan güzel bir etki alıyorsa, iş arayan bir teraziyseniz yeni bir işe, kariyerde sizi yukarıya taşıyacak yeni bir projeye merhaba diyebilirsiniz. Ama onun dışında ters etkileşim alıyorsanız, terazilerin kariyer anlamında artık bir dönemi arkada bıraktıklarını, iş değişikliğine veya iş sonlandırmaya gittiklerini görebiliriz. Hemen akabinde 7 Ocak tarihinde Mars ve Jüpiter Akrep Burcu'nda kavuşacak, yani sizin parasal alanınızda. Şimdi zaten Jüpiter senenin çok büyük bir oranında, yaklaşık 10 ayında 2018'de sizin parasal alanınızda hareket ediyor olacak. Maddi konularda gerçekten size bir takım fırsatları getirecek. Burada Mars'la kavuşumu da çok daha fazla harekete geçmenizi, kendi kaynaklarınızı yaratmak anlamında birçok kapıyı çalmanızı, daha fazla konsantrasyon sağlamanızı sağlayacak. Bununla beraber Mars aynı zamanda bıçak etkisi getirir sevgili teraziler. Sonlanmaları da getirebilir. Parasal konularda artık bir olgunun, maddi bir konu neyse sizin gündeminizde, bittiğini, hayatınızdan çıktığını da görebilirsiniz. 9 Ocak tarihinde demin bahsettiğim gibi Oğlak Burcu'nda bir stellium bizi karşılayacak. Venüs, Plüto ve Güneş Oğlak Burcu'nda, yani sizin ev alanınızda kavuşacaklar. Ev konuları gerçekten çok önemli olacak sevgili teraziler. Evle ilgili gündeminiz artıyor bir defa. Aile büyüklerinizin gündemi hareketleniyor. Bu konularda bir takım sonlanmalar artık hayatınıza geliyor diyebilirim. Evle ilgili bir imza, bir karar, maddi bir konu, atıyorum evle alakalı bir ipotek varsa, bir ev alımı, ev satımı, evle ilgili bir de değişiklik varsa artık bu konunun biraz problemli de olsa, çünkü Plüto burada işin içinde, sonlandığını, fakat bununla beraber bir takım münakaşaların, belki çok daha fazla efor göstermenizi sağlayacak bir takım olayların da içinde olduğunuzu görebilirsiniz. 13 Ocak tarihinde buradaki Güneş ve Venüs'ün bu sefer Koç burcundaki Uranüs'le kare açısı gündeme gelecek. İşte burada da bu demin bahsettiğim ev ve aile büyükleriyle ilgili tartışmalar tekrar devam ediyor olabilir. Bununla beraber ilişkilerinizde, evlilik hayatınızda, uzun ilişkinizde, partnerlik ilişkinizde kıskançlıklar, ani elektriğe tutulmuş gibi sizin bile beklemediğiniz bir takım istikrarsızlıklar, ama yani istikrarsızlıklardan bahsediyorum. Diyelim ki bir ayrılık meydana geldi. Bunun devamının, yani hep öyle sürmeyeceğini bilin. Plan değişiklikleri gündeme gelebilir. Gene de şansınızı çok zorlamayın demek istiyorum. 17 Ocak tarihinde gene aynı alanda Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gündeme gelecek. Evet sevgili teraziler, ev konularınız gerçekten çok önemli Ocak ayında. Evle ilgili gündeminiz neyse, aile büyüklerinizle ilgili gündeminiz neyse, bu yeni ayda stellium'la birlikte sizin bu konularınızı hareketlendirecek yeni bir takım olayları hayatınıza getirecek. Mesela yer değişikliği olabilir. Sizin veya aile büyüklerinizin evde yapacağınız bir takım değişiklikler, evi ilgilendiren konular veya çocuk sahibi olmak isteyen bir teraziyseniz bu yeni ay zamanı bebek haberi de gündeminizde olabilir.
Evet, geldik bu ayın, bu senenin belki de en önemli görünümlerinden biri. Aslan burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Şimdi ay tutulmaları dolunayların çok daha fazla yüksek enerjiyle gerçekleşmesi gibi düşünün. Tamamlanmalarla alakalı sizin geleceğe bakış açınız, hayatınızın bundan sonrasını kurgulayacağınız olaylar, çalışan bir teraziyseniz kariyerden gelecek paralarla alakalı. Bu konularda artık bir dönemi kapatıp kendinize yeni bir pencere açtığınız günler sizi bekliyor. Ama bu 31 Ocak'ta gerçekleşecek tutulma tam da o gün gündeme gelecek diyemeyiz. Bunun olaylarını, belki bunun kararlarını siz Kasım'dan, Aralık'tan beri hissediyor olabilirsiniz. Kendinize geleceğinizi kurgulamak anlamında birazcık evet dolunay etkisi olduğu için ay tutulmasında gitgelli, biraz hafif melankolik etkiler getirebilir. Kendinize yeni bir hayatınızın bundan sonraki dönemini kurgulayacağınız bir dönemde olacaksınız sevgili teraziler. Bu aylık videomuz burada son buldu. Tüm terazilere 2018'de ve Ocak ayında çok güzel etkiler alacakları günler diliyoruz. İyi günler.